8. Sınıf Kur'an-ı Kerim Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 31'de matbaacılık, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. Sınıf Kur'an-ı Kerim Ders Kitabı Cevapları. Ada matbaacılık sayfa 31. Bunun üzerine Hazreti Yusuf, ASS, Rabbine şöyle dua etti. Rabbim! Zindan bana bunların benden istediklerinden daha iyidir. Eğer onların bana kurdukları tuzağı boşa çıkarmazsan, onlara meyleder ve cahillerden olurum. Bir ancak bütün bu olanların karşısında, yakışıklı bir delikanlı olan Hazreti Yusuf, ASS, iradesine hakim olarak insanın hayatta karşılaşabileceği en zor imtihanlardan birini başarıyla sonuçlandırmıştır. Yorumlayalım sevgili Peygamberimiz, Siyav'ı, şöyle dua ederdi. Allah'ım senden hidayet, takva ve iffet dilerim. Hazreti Yusuf'ta, ASS, iffet duygusu, zirve noktadaydı. Bu yüzden Züleyha'nın en çekici teklifini şiddetle reddetmişti. Hatta iffetini korumak uğruna zindana girmeyi, sıkıntı çekmeyi bile kabul etmişti. Yüce bir ahlaki değer olarak iffet duygusu asırlardır kültürümüzde yerini korumuştur. Sizler, Hazreti Yusuf'un, ASS, iffetli davranışını öğretmeninizin rehberliğinde arkadaşlarınızla yorumlayınız. Cevap, iffet abidesi Yusuf, tehlikeli bir plan ve tehditle karşı karşıya kalmıştır. Mısır sosyetesinin kadınları Yusuf'u elde etmek için adeta yarışırlar. Ancak Yusuf iffetinden ve haysiyetli duruşundan geri adım atmaz, ey Rabbim! Zindan bana, bunların beni davet ettikleri şeyden daha sevimlidir. Eğer sen, bu kadınların tuzağını, düzenini benden uzak tutmazsan, korkarım ki, ben onlara meylederim de cahillerden olurum. 18 diyerek Allah'a sığınır ve iffetine toz kondurmaktansa senelerce hapiste yatmayı göze alır. Hz. Yusuf, As'un iffetinin kendisini günaha çağıran kadın tarafından da dile getirilmesi dikkat çekicidir. Ben onun nefsinden murat almak istedim. Ama o iffet ve ismetine sımsıkı bağlı kaldı. 19. Nezih ve asil bir ruha sahip olan Hazreti Yusuf kadınların tekliflerine gönlünde asla yer vermemekle birlikte, eğer tuzaklarını benden uzak tutmazsan onlara gönül veririm ve cahillerden olurum diyerek realiteyi de gözden uzak tutmaz. Neticede duasına karşılık bulur ve bu çetin imtihanı zarar görmeden atlatır. 8. sınıf ada matbaacılık Kur'an-ı Kerim ders kitabı sayfa 31 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.